Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynatma listelerinin kanal için ne kadar önemli olduğunu ispatlar bir video çekmek istiyorum sizlere. Oynatma listeleri sadece videolarımızı içerisine koyduğumuz ve insanlara bu koymuş olduğumuz oynatma listelerini kanalımızın ana sayfasında gösterdiğimiz videolardan ibaret değildir. Oynatma listeleri hem aramalarda hem de önerilenlerde nasıl çıkartılır? Eğer öğrenmek istiyorsanız video sonuna kadar izlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi eğer bir video çektiğinizde bu videoyu herhangi bir oynatma listesinin içerisine atarsanız erişim kısmına geldikten sonra videoyu attıktan sonra ve video metrikleri oturduktan sonra erişim sayfasının en altında trafik kaynağında oynatma listelerinin bu videoya ne kadar etki ettiğini görebilirsiniz en basit yöntemiyle. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. İsterseniz bir deneme yapalım. Şimdi ben buraya canlı yayın açma platformları. Mesela ben bu şekilde bir arama yapıyorum. Baktığınız zaman bu şekilde olan videolar geliyor vesaire. Sayfayı aşağı doğru indirdiğimde bir bakıyorum diğer videolarımızın yanında burada bir oynatma listesi çıkıyor. Ve bu oynatma listesinin sahibi benim. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Oynatma listeleri aynı videolar gibi demek ki aramalarda öneriliyormuş. Ve bir kişi bu oynatma listesinin içerisine girdiği zaman sizin kanalınıza ait diğer bu oynatma listesi içerisindeki videoları görüyormuş. Hem izlenme süresi hem de abone olmaları oldukça kolaylaşıyormuş. Özellikle 1000 abone ve 4000 saat toplarken yeni kanalların bu oynatma listelerini hatalı yapması çok büyük bir emek kaybına sebebiyet veriyor. Peki aramalarda çıktığını gösterdik. Sadece bu kadar mı? Hayır. Herhangi bir videoya tıkladığı zaman bir izleyen baktığınız zaman eğer bu video oynatma listesinin içerisindeyse sayfayı aşağı doğru indirdiğiniz zaman şurada yine YouTube sizin videolarınıza veya benzer videolarla oynatma listeleri oluşturur. Kişi yine buraya tıkladığı zaman ne olur? Sizin alakalı diğer videolarınızı görür ve yine abone ve izlenme süresi bakımından oldukça fayda sağlarsınız. Peki oynatma listeleri baktığımızda hem öneriliyormuş hem de aramalarda çıkıyormuş. O zaman ben hangi yöntemi izlersem doğru bir şekilde oynatma listesi oluştururum ve bu özelliklerden sonuna kadar faydalanırım. Bu yöntemi basit ve kolay şekilde yapabilirsiniz. İki tane yöntemi vardır. Bir tanesi kontrol panelindeyken oynatma listesine tıklayabilir ve hemen şuradaki yeni oynatma listesini oluştur butonuna tıklayabilirsiniz. Bir diğeri ise içerik bölümüne gelip örnek veriyorum ben izlenme arttırmayla alakalı olan videolarımı bir oynatma listesine toplamak istiyorum. Peki ne yapmam gerekiyor? Şurada yer alan filtre kısmına başlığınız yani videolarınızın başlığında en çok geçen anahtar kelimeyi yazabilirsiniz. Mesela izlenme arttırma. Örnek vermek istedim sadece. Şimdi izlenme arttırma ile alakalı yılın çeşitli zamanlarında atmış olduğunuz videolar burada çıkar. Yapmanız gereken şuradan eğer hepsini almak istiyorsanız videonun yanındakine bastığınız zaman butona 14 tane videoyu seçti. Peki ne yapacağım? Hemen şuradan oynatma listesini ekle dediğiniz zaman eski oynatma listenizi görebilirsiniz. Ancak şuradan yeni oynatma listesi bu butona tıklarsanız bir tane başlık atıyorum buraya. Aranabilir olması çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben oraya canlı yayın platformları, canlı yayın açma platformları şeklinde bir anahtar kelime kullandım. O bölümü de atlamadan size göstereyim. Neden peki benim oynatma listem geldi? Çünkü hem aranabilir baktığınız zaman hem de başlığı buna uygun. Şuradan bakarsanız mouse üstüne getirince kayboluyor çünkü. Göreceksiniz. Ha o zaman aynı videolar gibi bir mantıkla gitmem gerekiyormuş benim. Neydi benim videolarımdaki mantık? Aranabilir bir başlık yazacağım. Aranabilir bir açıklama yazacağım ve bunu gerekli yerlere yerleştireceğim. Yani yapmam gereken geldim buraya oynatma listesini ekle dedim. Yeni oynatma listesi başlık diyor benden. Şimdi diyorum izlenme yani YouTube izlenme adına videolar nasıl aranır insanlar tarafından? Basit kelimelerle aranır. Ben genel bir kelime kullanacağım. YouTube izlenme arttırma. Buraya isterseniz videoları da yazabilirsiniz, başka kelimeler de yazabilirsiniz. 150 karaktere kadar yazabilirsiniz ama çok abartmanıza gerek yok. YouTube izlenme arttırma videoları. Bu benim genel başlığım oldu. Görünürlük diyor. Herkese açık şekilde oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra biraz beklediniz. Bakın şurada hemen geldi. YouTube izlenme arttırma videoları kaydet dedim. Kaydet dedikten sonra oynatma listesi düzenlendi şeklinde bana bir uyarı verdi. Hemen kontrol etmek istiyorum. Buradaki butonları kapatıyorum. Geldim oynatma listeme. Hemen sayfayı yeniliyorum burada. Yeni oluşturduğum için. Bakın YouTube izlenme arttırma videoları şeklinde herkese açık bir biçimde geldi. Peki işim bitti mi? Hayır.
Şimdi aranabilir bir başlık şart. Neden üstüne basa basa söylüyoruz? Sebebi şu. Bazıları mix yazıyor. Örnek veriyorum, derleme yazıyor. İşte kendi adını soyadını yazanlar var. Bu şekilde size hiçbir fayda sağlamaz. Ama aranabilir başlık atarsanız gördüğünüz gibi hem aramalarda hem de alakalı video önermelerinde çıkacaktır. Hemen geldim. YouTube'da düzenleyin yazan kaleme tıkladım. Videolarım burada. Bir sıkıntım yok. Baktığınız zaman şurada bir ayar daha yapmam gerekiyor. Bakın burada açıklama yok diyor. Ben yine geldim buradaki kalem simgesine tıkladım. Şimdi nasıl ki videolarımın daha kolay bulunması için açıklama ve video etiketleri ekliyorsam, buraya da anahtar kelime geçiren çok abartmadan bazı kelimeler girmem gerekiyor. Neler girebilirim? Hemen şöyle bu listede mesela YouTube izlenme arttırma ve YouTube kanal geliştirme ile alakalı izlenmenizi hızlıca arttıracak diyelim. YouTube eğitim videolarını bulabilirsiniz. Şimdi aslına bakarsanız 3 satır, 4 satır, 5 satır yeterli olacaktır. Bazıları buraya uzunlamasını yazıyor otoban gibi, buna gerek yok. Alakasız da yazmıyorsunuz. Yani buraya baktığınız zaman ben geçen gün bir kanal inceledim. Bambaşka bir kanaldı. Burada şey yazıyordu. Survivor Türkiye. Baktığınız zaman bu tarz şeyler size fayda sağlamayacaktır. Bu sebepten ötürü içerisindeki videolarımın genel konusu neyse ben de buraya genel kelimeler yazacağım ki hem buradaki başlığındaki kelimeden aramalar da bana fayda sağlasın, hem de aynı videolardaki gibi anahtar kelimeler vasıtasıyla çıkması kolaylaşsın. YouTube izlenme arttırma kelimesi var. YouTube kanal geliştirme var. Tabii ki siz izlenme arttırma ile alakalı farklı kelimeler, yani ben yazabilirdim baktığınız zaman. YouTube eğitim kelimesi var. Yeterli olacaktır. Kaydet diyorum. Şimdi kaydet dedim. Ne oldu? Başlığım aranabilir oldu. Altındaki açıklamam da aranabilir ve önerilebilen oldu. Çünkü insanlar bu tarz konuları genel olarak bu tarz kelimelerle bulur diyorum. Tabii ki şimdi baktığınız zaman başka ayarlar yapabilir misiniz? Bundan sonrası biraz fanteziye giriyor baktığınızda. Mesela şurası. Karışık oynat derseniz karışık oynatır buradaki videoları. Veya şuradaki 3 noktaya tıklarsanız mesela buradan video ekleyebilirsiniz. Tümünü başka bir yere ekleyebilirsiniz. Oynatma listesi ayarları var. Burası önemli. Tıkladığınızda yerleştirmeye izin ver. Burası açık olacak. Yeni videoları listenin en üstüne ekle. Şimdi işte dediğim şey buydu. Karışık mı eklesin veya siz bunu aktif hale getirirseniz ne zaman ki bu oynatma listesine video atarsınız o zaman en üste çıkacaktır. Şimdi baktığınızda bu oynatma listesi resmi dizi oynatma listesi olarak ayarlayın. Buna gerek yok. Ha, bu arada şöyle kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye hani setler vardır ya, bu tarz şeyleri oynatma listesine atmak ve özellikle attığınız konu ilgi çekiciyse size muazzam bir fayda sağlayacaktır. Birçok kişi tarafından bu böyle bilinmektedir. Şimdi bu şekilde ayar yaptıktan sonra bitir diyebilirsiniz. Ha, bu arada merak edenler için şunu söyleyeyim. Buraya tıkladığınızda ortak çalışma nedir derseniz, ortak çalışanlar bu oynatma listesine video ekleyebilir. Açtığınızda size bir link verecek, yani URL. Bu URL'ye sahip olan kişiler arkadaşlar gelip bu oynatma listesine ne yapabilir? Hemen şöyle kopyala diyeyim mesela. Şimdi ben geldim. Şöyle bir sayfa yeniledim. Bakın şimdi sağ tarafta web eğitim yazacak bu sefer. Evet. Şimdi diyelim ki Ahmet diye biriyle ben bu URL'ye sahip. Buraya Ahmet bir video eklerse ortak oynatma listesi olur. Hem Ahmet hem de web eğitim kanalı buraya ne yapmış olabilir? Videolar eklemiş olabilir. Dediğim gibi bu artık işin fantezi kısmına geliyor. Ben burayı kapatacağım. Şimdi oynatma listemi çok basit bir şekilde ama aranabilir ve önerilebilir bir hale getirdim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Bundan sonra yapmanız gereken şey aslında bildiğiniz şeyler. Geliyorsunuz, ana sayfanıza da gelebilirsiniz. Kontrol panelinden de olur. Şuradaki kanalı özelleştir. Kontrol panelinden gelmek istersen sol taraftan özelleştirme butonu altında buraya gelirsin. Düzen kısmındayken sayfayı aşağı doğru indirdiğinde bak burada bölüm ekle diyor. Şimdi ben buraya tıklıyorum. Bölüm ekle. Ne yapacağım? Tek oynatma listesi. Çünkü ben bir tane oynatma listesi oluşturdum. Tek oynatma listesi dedim. Seç diyor. Ben buradaki YouTube izlenme arttırma videolarını seçmek istiyorum. Baktığınız zaman tabureye geldi. Ben şimdi bunu yukarıya doğru taşımak istiyorum. Buna da sebep, yani izin veriyor size. Bakın yukarıya doğru çıktı. Şimdi tekrar yanına tıklıyorum. Yukarıya doğru atıyorum. Yani nerede çıkmasını istiyorsam, eğer önemli bir oynatma listesi ise ana sayfamda bunu üste çıkartıyorum ki insanlar daha kolay görsün. Böylelikle hem o videolarımın izlenmesi artacak, değil mi? Hem de ben daha kolay insanlara ulaşabileceğim. Yayınla diyorum.
yayınla dedikten sonra yapmanız gereken tek şey 1-2 saniye sonra geliyorsunuz ana sayfanıza. Hemen şöyle bir sayfanızı yenilediğiniz zaman o oynatma listesini buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın buraya geldi. Oluşturulan oynatma listeleri geldi. YouTube reklam verme, eğitim, geliştirme, YouTube izlenme arttırma videoları ve altında görüyorsunuz ne oldu? Anahtar kelime yani yazmış olduğum açıklamada çıktı. Bu şekilde yaparsanız izlenme ve abone olarak size çok çok ama çok büyük bir fayda sağlayacak. Peki web eğitim. Ben bunun çalışıp çalışmadığını nereden görebilirim? Bunun bir yöntemi var mı? Evet, bunun da bir yöntemi var. Şimdi geldiğiniz zaman hemen şöyle. Analitik kısmından gelişmiş moda tıklayıp trafik kaynaklarına tıkladığınızda buradan da görebilirsiniz. Bakın şurada oynatma listesi yazıyor. Buradan da görebilirsiniz. Yani oluşturduğunuz oynatma listelerinin ne kadar gösterime girdiğini, size ne kadar izlenme saati kazandırdığını, ortalama ne kadar izlendiğini buralardan görebilirsiniz. Böylelikle başlıklarınızın ve açıklamalarınızın ne kadar sağlıklı çalıştığını ya da çalışmadığını görebilir. Buna göre düzenleme yapabilirsiniz. Evet, bu bölümde oynatma listesi sayesinde izlenmelerimizi, görüntülenmelerimizi nasıl kolayca arttırmaya etki ederiz bundan bahsettim. Gördüğünüz gibi hem YouTube'da aranma ve önerilme alıyor. Benim de YouTube'da tek işim zaten hem aranarak hem de önerilerek bulunmak. O zaman sizler de kesinlikle kanalınızda doğru bir şekilde bu oynatma listelerini yerleştirme gayret gösterin. Şimdilik benden bu kadar. Umarım işinize yarayan bilgiler verebilmişimdir. Gelecek videolarımıza görüşmek dileğiyle.